öyle güzel bir kız olsan. Yatardım yapımcının altına. Düttürüverdim yol. Ondan sonra ver elini halıvat. Kestirek mi lan? Bülent Ersoy'un gibi kestirek gitsin. Konuşmalarına dikkat et. Camire'yi vermem bak. Ben de başrolü vermem. Ana burada vallahi. Bu ne be? Camire. Altonkum plajına bir güneş gibi doğdu. Lan! Bizim başrol için oldu. Aranda mı oldu? Benim işim dedi o. Eşi dostu kimi tanıyorsun söyle. Yarın yörük kahvesini 10 iç seçmesi yapalım. Bir bakan yar abi. Ara bakan bir de. İyi güzel alalım bunu. Ağzımla sas ses çıkarıyorum ben. Kıra bakalım. Kes. Alın bunu buradan ya. Al. Süleyman neren bu? Bir çocuk pencereden hiç kıpırdamadan öyle yarım saattir dikilip duru. Sanat filmi o coşkun bir sanat. Ya sokayım böyle sanat filmine. Nur Bilge Ceylan yapınca oluyor. Biz yapınca aa. Parayı bul lan. Rusya açıyor. Ne varmış bu? Aman kodum Rusçasında. O koduğundan var işte. Ekmek yok, ekmeksiz götür. Ya babacığım, ekmeksiz yiyin mi bu? Ekmek yoksa pasta yiyin demiş biri. Pasta yoksa? O zaman ne yiyeceğiz? İnancınızı kaybetmeyin arkadaşlar. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Yüksek giderle ağırlık çıktık bu yola. Göreceksiniz bak. Mükemmel bir ekip olacağız. Ve imkansızlıklar içinde harika bir iş başaracağız. Unutmayın. İmkansız diye bir şey yoktur. Başaracağız lan. Yapacağız anasını satayım. Harika bir ekibiz biz. İşte bu lan. İşte bu amına koyayım. Lan galakların haline bak. Siz bu filmi çevirin. Köy meydanında eşek gibi anıracaksın. Benimkininki. Sen nereden bildin seninkinin olduğunu? Komutan emrettin ha. İnsan kırkır koca kırkır bilmem ne. Hem ne yapayım durmam. Hayır dibinden kesmişler. Bugün körü oradan kesersin de. Acil beni bırakırsın. Yarısı yapmadığına göre kesin iktidarsız birisi yapmıştır. Bana bakma arkadaş, bana bakma. Benim iktidarım çok şükür yerinde. Muhalefete sor istersen. Sus be. Azgın deviz. İslami kurallara uygun mu bu film? İslami kurallar? Bütün dünyayı parmaklarında oynatıyorlar. Ne dedin sen ona? Illuminati. Şimdi bir daha öyle üçgen var. Evet. Ortasında göz var. Ha böyle. Gerçekte neyse o. Biz sinemanın gerçekçilik ekolündeyiz. Biz bu sinema işini neden giriyoruz ha? Neden giriyoruz? Çünkü sinema bir tepedir tepe. Çıkacaksın o tepeye, uyandıracaksın. Uyanın lan! Senin gibi salakları uyandırmak için.